www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Bucak var. Bucak aşiretinden çıkması çok olası gözüküyor. İzot aşireti de zorluyor. Fakat Urfa'da çok da sanıldığı gibi rahat geçmeyecek AK Parti için seçim. En azından onu söyleyebilirim. Yani istedikleri milletvekili oranlarına ulaşırlar mı, ulaşmazlar mı? Mesela çok ilginç. Şeyin çok önemli bir kadın milletvekili AK Parti'nin Urfa'da 5. sırada Zeynep Karahanuslu. Mesela o ilginç. Benim sürekli savunduğum bir şey var. Bu övmek için değil. Modernliği alıyor, götürüyor. Yarı modernlik koyuyor AK Parti bu tip yörelerde. Ve tabii buradaki modernlikten çok aşağıda. Doğu'da uyguladığı modernlik. Ama onlara yetiyor. O kitleye yetiyor. Ki işte bu da en güzel göstergesidir. Önemli bir sosyologtur bu arada. Evet. Zeynep Karahanuslu. Fakat işte burada zorlanacaklar. Çok güveniyorlar kendilerine. Urfa çünkü çok zorlanıyor. İbrahim Tatlıses çıkmasaydı çok önemli. Var mıydı? Ya düşünsenize. Sürekli basında İbrahim Tatlıses konuşuldu. Milletvekili adaylıklarının belirlenmesinden önce çok şanssız, gerçekten çok büyük geçmişler olsun kendisine. Çok şanssız bir şey geçti başından, evet. Olay geçti. Bu şanssız olayla mağdur durumuna düşüp basında çok fazla yer aldı. Zaten bir önceki seçimlerde sanki hatırladığım kadarıyla epey önemli işler yapmıştı, evet. Genç Parti ile Urfa'da. O kendisi buradan girdiydi ama. Ama %7'ye çıkmıştı Genç Parti hatırlarsanız. Ve o Genç Parti'nin içinde kısa İbrahim Tatlıses, çok kısa sürede, evet. Ve İbrahim Tatlıses vardı o Genç Parti'nin içerisinde hatırlarsanız. Bir de şöyle bir mağduriyeti de olmadı mesela. AK Parti'den aslında aday oldu. Aday adayıydı, kabul edilmedi. Bir de o ayrıca bir mağduriyet olarak algılandı aslında fanatikleri açısından. Tabii. O çok ciddi bir şeydi. Aynı şey Tuncay Özkan'a başına geldi. Tuncay Özkan Cumhuriyet Halk Partili'dir bildiğim kadarıyla. Yani hiç gönülden alır. Kendisi bir parti kurdu ama o dönemin yönetimiyle anlaşamadığı için falan kurdu. İstedi de aslında seçimlerden önce. Tabii gitti. Söyledi işte. Beni de alın dedi. Başvurdu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Takip ettiğim kadarıyla şeyi bile parti meclisine bile getirmemişler adaylığını. O bir başka partinin genel başkanı olduğu için o Cumhuriyet Halk Partisi'ne de saygı göstermek lazım. Evet. Şimdi mesela sürpriz illeri de geçen sefer konuşmuştuk. Bu seçimlerde de sürpriz yapacak iller var mı? Valla benim gördüğüm kadarıyla